Selamün aleyküm arkadaşlar. Sevgili Mutfak kanalına hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun arkadaşlar. Bugün çörek yapacağım. Az önce çekmiştim, durdurdum sanmıştım arkadaşlar. Durdurmamışım, öyle çekmiş. Yeni baştan başladım. Yani sütü koymuştum. Yeni baştan tarifini söyleyeyim ben buna. Öbür gün sileceğiz zaten. Sileceğim ben. 2 bardak ılık süt. Yani 200 milim bardakla. Bir paket toz maya, bir tatlı kaşığı şekeri karıştırdım. Şöyle aktifleşsin diye. Bekliyoruz. Tekrar karıştırdım. Sen bu arada malzemeleri göster. Üzerini örttüm. Bu 5-10 dakika beklesin. Malzemeleri saydım. Malzemelerde 2 yumurta vardı. Sarının birini üzerine ayırdım. Bir çay bardağı sıvı yağ. Ondan sonra tuzumuz var. Lor bir kase. Bir kasede parça peynirler vardı benim. Onları doğradım. Ondan sonra siz içine tamamen kendi evde ne varsa onu katın arkadaşlar. Taze soğan yaprağı, bir de taze sarımsak yaprağı doğradım. Hatta içine kuru domates katacaktım. Dolaba bakacağım, bulabilirsem koyacağım ondan da. Mayamız da aktifleşsin. Yoğururken tekrar görüşmek üzere. Sevgilinin çiçeklerini göstereyim size arkadaşlar bu arada. Her gün bunlara bakım yapıyor, suluyor. Şimdi mayamız aktifleşmiş arkadaşlar, bakın. İçine yumurtamızı koyuyorum. Sıvı yağı da koydum. Bütün malzemeyi içine karıştıracağım yani. Çok kolay bu arkadaşlar. Hemen pratik. Kar. Hemen biraz tepsi mayasını alsın. Çayı yanına hazır yani. Hı, çayın yanına hazır. Tuzumu da üstüne katacağım. Onunla beraber yani. Şöyle bir karıştıralım. Şöyle ununu da bardakla ölçeyim. Kaç bardak olur sevgili? Şimdi ne kadar alırsa o kadar ölçeceğim şimdi. Anladım. 2. Dur isterseniz. Tamam. Şimdiye kadar 4 bardak koydum arkadaşlar. Şimdi beşinciyi de alacak. Şimdi beşincinin tamamını dökmeyeyim. Elini yoğursan sevgilim. Şöyle tuzunu da. Şimdi peynir de var ya içinde. Fazla tuz atmayayım. Evet. Şimdi arkadaşlar buraya 7 bardak un aldı. Şimdi hamurumuzu tahtanın üstüne alıyorum. Şöyle yapışmasın. Şöyle güzelce toplayacağım. Fazla katı olmayacak bu. Şimdi ben merdaneyi alayım. Şunları şuraya alayım. Şimdiden kabarmaya başladı hamur. Evet. Şimdi peynirleri, taze soğan, sarımsak belli oluyor. Nefis olacak bu gene ya. Hı hı. Çok güzel, hem lezzetli olur bu. Hem kolay arkadaşlar, her malzemesini içine katın. Kolay
Komple tepsiye mi yiyeceğim onları şimdi? Yok. Şimdi rulo yapacağım. Anladım. Arasına kaşar az atacak. Şimdi bir de iki adı mı varmış benim gözüm görmüyor. Evet. Yok. Şöyle ortasına kaşar rendeleyeceğim. Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Tabii bunlar tamamen size bağlı arkadaşlar. Çeşitlendirmeyi kendiniz yapabilirsiniz yani, değil mi? Lezzetlendirmeyi kendi elinizde. Yani lezzetlendirmek. Bir de dilim dönse. Bazen oluyor o kadar. Olsun bize. Her şeyimiz doğal bizim. Bol kaşarlı oldu sevgilim. Şimdi o pişince erir içinde. Şöyle tamamen yaydırdık. Şöyle rulo yapacağım şimdi. Bunu yemedi, yanında yatıyor. Yenmez mi bu? Yani. Bir de çay yanına. Tabii. Başka yemek arama. Şöyle. Bunu pişirdik. Yemek çay içerken hemen arkadaşların canlılarına gideriz. He. Canlılar oluyor değil mi? Evet arkadaşlar. İsim vermek doğru mu bilmiyorum ama bu aralar akşamları Nevin ablam var. Nevin Yener. Onun canlısına gidiyoruz. Çok tatlı bir teyzem, ablam. Herkesi bekleriz. Şöyle altına biraz un serpeyim. İncelteyim ben onu birazcık. Şöyle biraz inceltiyorum ki arkadaşlar tepsiye göre gelsin. Hem şurasını biraz incelteceğim. Şöyle. Yani simit gibi yapacağız. Şöyle tepsiyi de yağlamıştım. Böyle kabaracak mı şimdi tepside? Şimdi burada da biraz böyle yapayım. Şimdi tepsi mayası gelsin arkadaşlar. Bekleyeceğiz kabarmasını. Üzerini güzelce örtelim. Çöreğimiz çok güzel kabarmış. Bakın. Daha çabuk kabarsın diye altına ılık su koydum bakın arkadaşlar. Şimdi üzerine yumurta sarısını süreceğim. Yumurta sarısı benim biraz küçükmüş. Bir kaşık sıvı yağ döktüm. Şimdi güzelce çırpıp üzerine süreceğim. Şöyle bıçakla üzerine çiziyorum arkadaşlar. Yani şekil yapıyorum. O pişince kabarınca da oralardan çatlayacak değil mi? Şöyle. Şimdi üzerine de fırını açtım arkadaşlar. 180 dereceye. Sıcak fırına vereceğiz yani. Bunlar da çekirdek. Çıkarılmış çekirdek. Bu da ceviz, kavrulmuş susamla çörek otu. Arkadaşlar eşimin üstüne altına çekirdek dedi. Bizim Ege bölgesinde İzmir'de yani çiğdem deriz. Ay çekirdeği yani onun için. Herkes bilmeyebilir. Çıkarılmış çiğdem içi yani arkadaşlar. Ay çekirdeği. Şöyle kavrulmuş susam mutlaka kavrulmuş atın. Daha bir güzel aroma veriyor. Kara susam da. Çörek otu yani. Bir de şu kameramız daha kaliteli olsa orada göründüğü gibi burada güzel çıkmıyor. Ya. Çıkmıyor mu orada? Ya çıkıyor da tabii canlı telefonun kamerası ne kadar olsa. Olsun, ne yapacaksın? Elimizde o var Cengiz. Zenginleşemedik bir türlü. Şöyle
Şöyle öğütülmüş biraz ceviz de. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar, bunlar evinizde varsa atın. Yoksa sadece yumurta sarısı sürüp fırına verin. Evdeki imkanları değerlendirin. Yani evdeki imkanlara göre. Şimdi sadece bunu da çörek yapacağım diye ceviz almak zor yani. Şimdi ısıtılmış fırınımıza yollayalım. Güzelce kızaranasıya kadar arkadaşlar. Çöreğimiz güzelce kızardı arkadaşlar. Saat veremiyorum. Çünkü herkesin fırını başka ısısı oluyor. Benim fırında gerçi çabuk pişiriyor da aza aldım. İçinin güzel çekmesi için. Bakın yumuşacık oldu hakikaten. Çok güzel. Böyle sarımsak kokuları. Evet. Şöyle içine de bakalım. Üstü kıtır olmuş. İçi yumuşak. Bakın arkadaşlar. Peynir var tabi. Kaşar var ya. Şöyle yumuşacık olmuş. Bunu sıcakken tüketmeniz gerekir arkadaşlar. Kaşar olduğu için. Hani kaşar soğudu mu biliyorsunuz sertleşir. Onun için sıcak sıcak tüketmeniz daha Hemen iyi. çayı demleyip içeriz. Bakın çok güzel olmuş. İçinde peynirler. Tutak böyle sevgi alıştırayım bir. Şöyle bakın. Evet. Zaten yumuşacık oldu. İlk sıcaklığı çıktı. Ondan sonra kestim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, güzel bir çörek yaptık. Çok güzel kokuyor Çok sevgili. kolay. Pratik hem. Evde ne varsa onları kattım arkadaşlar. Daha başka şeyler de katabilirsiniz siz. Hatta kuru domates aradım. Dolapta bulamadım. Herhalde bitti galiba. Kuru domates de olsa çok güzel yakışır. Arkadaşlar izlerken beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yazarsanız da çok memnun oluruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek üzere. Mutlaka yapın. İyi akşamlar arkadaşlar. Hoşça kalın.